Başından beri benim gözümün içine baka baka yalan söyledin. Bundan sonra sana güvenemem. Seni bir daha görmeyeceğim Asuman. Sen de buna gelip benim karşıma çıkma. Yapma Cemşir. Yapma. Ne olur yapma. Şimdi gitme. Ne olur gitme. Yapma. Gitme. Affet beni Cemşir, affet. Gitme şimdi. Ben bilemedim Cemşir. Kimse senin gibi sevmedi beni. Ne olur, ne olur şimdi yapma. Ne olur gitme. Yine sev beni, döv, söv, ne yaparsan yap ama affet. Ne olur gitme şimdi. Ne olur. Asuman. Ben senin için kaç yıllık karımı kendi evinden kovdum. Eşkıya gibi mahalleyi kabağın elinden aldım. Irkatların nafakasını çaldım. Tüm seni mutlu etmek, rahat ettirmek için yaptım bütün bunları. Ama bütün bu yaptıklarından önemlisi neydi biliyor musun? Seni ne kadar sevmişim. Nasıl sevmişim Asuman. Kendi öz kızımı, torunumu kaybetme pahasına can düşmanıma kalmaz adıma. Şimdi defan. Bütün bu yaptığım şerefsizliklere rağmen senin yalanlarını unutup nasıl seninle beraber olabilirim? Seni affetsem kendimi affedemem Asuman. Madem öyle yürü git. Yürü git yoluna. Ben bir gün gelir borcumu öderim. Gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok artık. Kızım meraktan öldüm. Merak etme ana. Kemal'in yanındaydım. Ana. He. Kemal kurtuldu. Kurtuldu mu? Çok şükür. Babam nerede? Az biraz dolaşacağım dedi. Çıktı gitti. Beni çağırmışsınız. Çağırdım. Gel, otur şöyle Gülzar. O kağıtlar eve nasıl girdi Gülzar? Hangi kağıtlar hanımım? Yasin Ağa'ya da Seyyar Abacı'ya da sordum. Onların hiçbir şeyden haberi yok. Geriye bir tek sen kalıyorsun. Benim de bir şeyden haberim yok hanımım. Öyle mi? Ay! Öyle mi Gülizar? Biri bu eve giriyor, bir yerlere kağıtlar yerleştiriyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok, öyle mi? Vallahi benim bir şeyden haberim yok hanımım. Lütfen bırakın. Seher buraya nasıl girdi?
etti. Bana ihanet etmen için ne yaptı, ne dedi Gülizar? Yoksa o kağıtları sen mi yerleştirdin bir yere? O yapmanı da sen mi yaptın? Yok hanım ama gerçekten benim hiçbir şeyden haberim yok. Yani ben hiçbir şeyi yerleştirmedim. Bak Gülizar, bana doğruyu söylersen belki sen affederim. Ama yalan söylemeye devam edersen kendini kapının önünde bulursun. Sokakta kalırsın, anladın mı? Kağıtları Seher Hanım koydu. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne kağıdı koyduğunu bile bilmiyorum, yemin ediyorum. Demek Seher koydu. Sen de bunu benden gizledin. Halide Hanım beni tehdit etti. Ekrem Bey'i tutuklamışlar, idamla yargılanıyormuş. Dedi ki sen de Ekrem'in yanında olduğun için sen de ipe gidersin dedi bana. Aferin. İstediğinde doğruyu söyleyebiliyormuşsun değil mi Gülizar? Sen kim olduğunu zannediyorsun? He? Bana nasıl ihanet edersin Gülizar? Bütün bunları yapıp bu evde kalabileceğini mi zannediyorsun? Aptal mı sandın sen beni? He? Hanımım. Hanımım durun. Allah aşkına yapmayın. Çık Yasin'a. Tamam. Hepiniz çıkın. Terbiyesiz. Nankör. Terbiyesiz. Gülizar. Ne oldu sana böyle? Niye ağlıyorsun kız? Aman yoksa Halide Hanım sana da mı çemkirdi? Kovdu beni. Ha? Yine kovuldum cinlikten. Allah'ım. Ne kadersiz kadın. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.